Evet bugünkü dersimizde neden layout kullanmamız gerektiğine bakacağız. Ardından bir sonraki dersimizde layout çeşitlerini anlatıp tek tek bunları açıklayacağız arkadaşlar. Şimdi bizim öncelikle bunu temel olarak algılayabilmemiz için öncelikle burada görülen activity dosyasının tekstini yani kodunu bir açalım. Şimdi varsayılan olarak arkadaşlar artık Android Studio'da burada görüldüğü gibi constraint layout geliyor. Bakın yani varsayılan olarak bir layout geliyor. Neden bir layout geliyor? Burada da gözüküyor. Biz layout olmadan işlem yapamaz mıyız diye düşünebilirsiniz. Mesela bakın layout olduğu için layout'ın içine buton koyabiliyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani layout sayesinde için istediğim kadar komponent koyabilirim. Ama ben burada layout kullanmasaydım. Mesela bir buton kullansaydım. Yani bunu kapsayıcı olarak düşünün. Bir tane kapsayıcı şey bulunur arkadaşlar. Komponent. Buradaki kapsayıcı komponenti mesela buton olsaydı. Şimdi bakın ne oluyor burada arkadaşlar? Bir tane butonum oldu. Ben bu butonun dışında herhangi bir şey buraya ekleyemiyorum. Bakın. Herhangi bir şey buraya eklenmiyor. Çünkü butonun kapsayıcı özelliği yok. Ben buraya aynı şekilde text view falan koysam da arkadaşlar herhangi bir şey ekleyemem. Ben burada sadece layout'lar kullanarak o layout'ların içine bir şeyler ekleyebilirim. İşte bu yüzden panel görevi görmektedir. Hemen bunu çalıştıralım arkadaşlar. Bakın soru çözüm şeklinde yazıyor görüldüğü gibi. Mesela buton olmasın, text view olsun. Gelelim şuraya. Text view yazalım. Design kısmına gelelim. Bakın varsayılan olarak buraya bir text view geliyor ben koymasam bile. Buna çok dikkat edin. Ben bir tane daha buton koymak istiyorum diyelim. Bakın koyamıyorum arkadaşlar. Bunu tekrardan bir çalıştıralım. Evet, bakın ekranda soru çözüm olarak yazıldı. Bu şekilde tek bir tane bir şey olacaksa sayfada bu şekilde yapılabilir. Performans artışı sağlar. Fakat tabii hiçbir zaman genelde ben böyle tek bir tane bir şey görmedim arkadaşlar. O yüzden burada layout yapıları kullanılır. Bu layout yapılarına girmeyeceğiz şimdi. Örneklerini daha sonra aktaracağız. Mesela bunun yerine linear layout yazalım. Gelelim design kısmına. Şimdi bakın otomatik olarak burası linear layout oldu ve dikey olarak alıyor. Bunları anlatacağız detaylı. Buraya bir buton koyduk. Buraya bir image view koyduk. Şuradan bir resim seçelim. Buraya mesela arkadaşlar ne koyalım? Şöyle bir şey koyalım. Time koyalım. Bu şekilde görmektesiniz. Umarım anlamışsınızdır temel mantığını. Yani layout'lar layout'ların kapsayıcı özelliği vardır. Burada görülen her şey Layout ekledim. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu uygulamanın bir tane kapsayıcı bir şeyi vardır. Onlar da layout'tır. Diğer tüm komponentler bu layout'ların içine yerleştirilir. Umarım mantığını anlamışsınız.